CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir ve ilçelerinde seçim çalışmalarını aralık vermeden sürdürüyor. Sabah çok erken saatlerde Balıkesir hayvan pazarında besicilerle bir araya geldi. Tarım ve hayvancılığın başkenti Balıkesir'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle hakkını alacağını vurgulayan Ahmet Akın, tarımda Balıkesir'in yüzü gülecek. Hayvancımız, süt üreticimiz, çiftçimiz zarar etmeyecek diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın daha sonra İvrindi'ye giderek soğan Soğanbükü ve Yağlılar Mahalleleri'ne giderek vatandaşlarla buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olduğunda ilk 100 günde yapacaklarını anlatan Ahmet Akın, iktidarımızın ilk 100 günü de vergi indiriminden emeklilerimizin bayram ikramiyesine, artan sosyal yardım paketlerinden kadın ve gençlerimizin sosyal güvence ile çalışabilmelerine kadar 20 yılda ne kaybettiyseniz geri alacaksınız. Söz İvrindi hakkını alacak dedi. Burhaniye'de de sevgi seli ile karşılanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, halka yaptığı konuşmasında zeytinin, turizmin, esnafın, çiftçinin 20 yıldır çektiği sıkıntılara çözümle geldiklerini anlattı. Ahmet Akın, tarımsal üretimin beyni, kalbi çiftçimizin çekmediği dert kalmadı 20 yıldır. Hiç merak etmeyin. Odağımızda çiftçimiz var. Tarım var. Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde öngörülen ancak bugüne kadar hiç uyulmayan tarımsal destekleme programlarına bütçeden ayrılacak kaynağının gayri safi milli hasılanın %1'inden az olamayacağı hükmünü yerine getireceğiz. Tarımda kullanılan mazotta ÖTV yükünü kaldıracak, gübre ve tohum maliyetinin %50'sini destek olarak geri vereceğiz tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacak, sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsil edilmesini sağlayacağız. Daha sonra Havran'a geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, vatandaşlarla bir araya geldi. Ahmet Akın, biz tüm zorluklara rağmen Türkiye'mizde sevgiyi, barışı, adaleti, kardeşliği, liyakati hakim kılma gayretimizi koca Seyit'ten alıyoruz. Değil mi ki koca Seyit o top mermisini sırtladı ve bir milletin zaferine yol açtı. Biz de aynı gayretle ülkemizi sırtladık. Zafere ulaşacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Dedi.